Mesela Risale-i Nur'un bana çok kattığı bir şey var. Şunu öğrendim ben. Mal benim değil. Bu eller benim değil. Ayaklar benim değil. Bunun malı sahibi var ya. Bunun sahibi Cenab-ı Hakk'ken ben bunu öğrendim. İstediği zaman alıyor, istediği zaman veriyor. Bu beni rahatlattı. Bir amayı rahatlatan bu. Yani bu gözler benim değil. Ama ahirette Cenab-ı Hak tekrar bana verecek, tekrar bu gözleri bana iade edecek şeyi var bende. Yani onun şuuruyla, imanla kabre gireceğim ve imanla toprak altında bana Cenab-ı Hak efendim ebedi manzaraları seyredecek binler gözleri verdi diyor ya Bediüzzaman Hazretleri. Onun şeyiyle, haşir akidesiyle ben rahatlıyorum. Benim hayatım o iman hakikatlerinin, bilhassa haşir akidesinin beni rahatlatan kısmı. Çünkü bana tekrar iade edilecek bu yani. Ben bunu anlıyorum ama gerçekten Risale-i Nur olmasa, Allah Allah nasıl zulmet, Risale-i Nur olmasa devamlı ben hiçbir zaman görmeyeceğim, bir daha gözlerim açılmayacak, bir daha güneşi, ağaçları, kuşları, havayı, semavatı, yıldızları, manzaraları görmeyeceğim. Toprak olup bu gözler bir daha dirilmeyecek şeyi aşırı derecede eğer aklı başında, şuuru yerindeyse ne olur? Yani psikolojik olarak biter yani bir insan. Psikolojik olarak biter yani, maneviyat olarak biter. Ama ben bu manada rahatlatan dedim ya, beni rahatlatan şey ama olarak rahatlatan şey Risale-i Nur'un bana verdiği dersi iman yani. Bu malla benim değil. Bu mal Cenab-ı Hakk'ın istediği gibi tasarruf eder. Öyle diyor ya. Bir daha bana verilecek bu mal. İman mukabilinde ama. Dördüncü meseleyi okuyorum. İman mukabilinde ama. İmanımı kuvvetlendirirsem, imanımı tahkikiden, taklitiden tahkikiye çevirirsem Cenab-ı Hak bana öyle bir göz verecek ki ne diyor? Toprak altında göklerin üstündeki gözleri, binler 40 bin gözleri vereceğini kazandı diyor. Nerede diyor? Hasta Risalesi'nin 14. devasında diyor. İmanla kabre girirsem inşallah dua edin gireyim imanla kabre. Cenab-ı Hak ebedi gözleri bize verecek. Bunun inancı beni rahatlatıyor. Bilmiyorum anlatabiliyor muyum psikolojimi Said abi. Evet. Bu beni rahatlatıyor. O yüzden nedir? Bir amayı rahatlatan en büyük şey iman olması lazım. Farklı mecralara girsin değil, iman mecrasına girsin. İman mecrasına girdiği zaman illa ne olur? Hayatından lezzet alır. Zaten Bediüzzaman ne diyor? İman insanı insan eder, belki insanı sultan eder. Ya iman insanı insan eder, kainata sultan eder insan. Kısa bir yer okuyalım, olur mu? Evet. Birinci noktaya cevap ise, dördüncü meselenin, Meyve Risalesi'nin dördüncü meselenin ikinci kısmı, bizi ilgilendiren kısmını okuyorum. Konumuzla alakalı. Evet, bu cihan harbinden daha büyük bir hadise, hakimiyet-i amme davasından daha büyük, daha emniyetli bir dava, herkesin ve bilhassa Müslümanların başına öyle bir hadise ve öyle bir dava açılmış ki her adam eğer Alman ve İngiliz kadar kuvveti ve serveti varsa ve aklı da varsa o tek davayı kazanmak için bila tereddüt sarf edecek. İşte o dava ise, dava ne? Yüz bin meşahiri insaniyenin ve hadsiz nev-i beşerin, yıldızları ve mürşitlerinin, müttefikan, kainat sahibinin ve mutasarrıfının binler vaad-ı ahlilerine istinaden, binler vaad-ı ahlilerine istinaden haber verdikleri ve bir kısmı gözleriyle gördükleri şu ki, herkesin, bu cümleye çok dikkat ediyoruz, İman mukabilinde bu zemin yüzü kadar bağlar ve kasırlar ile müzeyyen, iman mukabilinde, iman mukabilinde, cümle çok mühim. Peki iman mukabilinde ne var? Herkesin iman mukabilinde bu zemin yüzü kadar bağlar ve kasırlar ile müzeyyen, Allahu Ekber, ve baki ve daimi bir tarla ve mülkü kazanmak veya kaybetmek davası başına açılmış. Kimin başına açılmış? Herkesin başına açılmış. Müthiş bir mana değil mi? Bak, eğer iman vesikasını sağlam elde etmezse kaybedecek. Allah muhafaza etsin. Ve bu asırda maddiyunluk taunuyla çoklar o davasını kaybediyor. Hatta bir ehli keşif ve tahkik bir yerde 40 ve fiyattan birkaç tanesi kazandığını
sekeratta müşahede etmiş, ötekiler kaybetmişler. Ya ölüme gidiyoruz arkadaşlar, ölüme adım adım gidiyoruz. Ben hissetmeye başladım bu yaştan sonra, 40 yaşından sonra yükseldik. Şimdi böyle artık aşağıya doğru kayıyoruz. Ölüme doğru gidiyoruz, hiçbirimiz farkında mıyız? An be an kabre yaklaşıyoruz. Ne diyor üstad? Sağa sola inhiraf etmeyerek kabre yakınlaşıyorum. O notalarda taşıyıcılar beni taşıdılar, kabre soktular. El aman, ya Hannan, beni günahlarımın hacaletinden kurtar diye dua ediyor. Hayatta yanıyor, hayatta, kabirde nasıl cevap vereceğim, melaikeye nasıl cevap vereceğim diye kabirde yanıyor üstad. Biz kabre girmeden kabirde Allah'ım ne cevap vereceğiz diye telaşlanıyor muyuz? Hiç. Dışarıda akrabamızdan, eşimizden, dostumuzdan, annemizden, babamızdan kaçacağımız bir gün gelecek. Bak gerçek bunlar, Kur'an'da geçiyor. Allah hepimizi muhafaza etsin. Acaba bu kaybettiği davanın yerini doldurabilir mi? İşte o davayı kazandıracak olan hizmetleri bitiriyorum. Ve %90 o davayı kaybettirmeyen harika bir dava vekilini, o işte çalıştıran, vazifeleri bırakıp ebedi dünyada kalacak gibi afaki malayaniyat ile iştigal etmek tam bir akılsızlık bildiğimizden, biz Risale-i Nur şakitleri her birimizin 100 derece aklımız ziyade olsa da ancak bu vazifeye sarf etmek lazımdır diye kanaatimiz var. Değerli izleyenler, Nur'un Sözü ve Nurlu Hizmet YouTube kanallarını takip ederek bizlere destek olabilirsiniz. Yeni videolardan anında haberdar olmak için bildirim butonuna basmayı unutmayın.